Şimdi ailesi çok endişeli. Annesi ve kardeşi burada. Sadıka Birgin ve Gülhan Biçer. Evet. Üç çocuk annesi 38 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Nurhan Birgin. Pazartesi günü Bağcılar'dan kayboluyor. Nurhan'ın 40-45 yaşlarında bir şahıs tarafından kaçırıldığını düşünüyor ailesi. Ve Aksaray'da bir otelde alıkonuldu iddia ediliyor. Bu İstanbul Aksaray değil. Aksaray'dan bahsediyoruz değil mi? Buradaki İstanbul Aksaray'dan bahsediyoruz. İstanbul'da olduğunu düşünüyorsunuz evet. Yani. Nurhan en son dün akşam abisinin eski eşi Hatun Hanım'ı görüntüler arayıp korktuğunu, yanındaki şahsın kapıyı üzerine kilitlediğini söylemiş. Bir sürü de fotoğraflar göndermiş. O fotoğrafları da verelim, böyle elinde paralı falan bir fotoğrafı var. Ya üç çocuk annesi, öyle mi? Boşandı mı eşinden? Evet, ayrıldı. Böyle elinde böyle paralarla. Arkadaki fotoğrafı verebilirsiniz. Önemli beyefendiye ulaşmak. Çünkü elinde bir paralarla fotoğraf göndermiş. Diğer fotoğrafı verin, asıl fotoğrafı. Arkasındaki fotoğraftaki kişi de belki bir otel görevlisidir. Belki gittiği kişidir, bilmiyorum da bizi arar. Size şimdi ne anlatıyor bu kız gittikten sonra? Bir de niye kaçıyor ki 38 yaşında? Ya normalde hiç böyle bir şey yapmazdı. Abimin yanına gelip giderdi sürekli. Bize terziye gidiyorum dedi. Geleceğim hemen dedi. Pantolonumu yaptıracağım. Terzi de yakındı zaten. Pazartesi günü saat 4'e doğru oldu bu olay zaten. Annem, yengem, ben oturuyorduk evde. Yani hiçbir sıkıntısı yoktu. Terziye gidiyorum diye çıktı. Evet. Terziye gidiyorum diye çıktı. Sonra annem beni aradı. Kızım dedi, ablamdan haber alamıyorum. Terziye gittim. Terziler dedi hiçbir gelmedi. Tanıdık terzi zaten, tanıyoruz. Ha. Gelmedi dedi. Ondan sonra bu para resimlerini attırdı. Konuşken de zaten korkuyor. Hayır, şimdi bu parayı atıp ne diyor, bu paraları fotoğraf atıp size? İşte ablam, yengem onu görüntüle arıyor, yani, SS alıyor. Hani haberleri yok yani bunu şey yaparken. Ha. Ama hep bütün şeyleri böyle açıp açıp gösteriyormuş paraları. Sonra dün annemle... Nereden kazanmış o paraları? İşte bilmiyorum ben şey yaptığını, nasıl olduğunu. Konuştuğumuzdan beri hep bu paraları gösterttiriyormuş. Dün annemle görüşmüşler akşam. Anne demiş, kapıyı kilitliyor demiş, ben korkuyorum demiş. Geldi demiş, hemen kapatacağım telefonu demiş. Yukarı çıkıyor dedi. Yukarıda bayanlar böyleler var dedi. Yukarıda dedi. Çok korkuyorum dedi. Yukarıda dedi çok kötü bir bayanlar var dedi. Sus diyor bana, sus diyor. Çok kötü bir bayanlar var dedi. Sus dedi, kapatıyorum demiş anneme. Kötü bayanlar mı? Evet, kötü bayanlar var demiş. Dövüyorlar mıymış onu? Bilmiyorum. Kötü derken? Yani bilmiyorum, kötü bayanlar demiş, sadece anneme hareket etmiş. Çok demiş, kadınlar geliyor, erkekler geliyor demiş, çok kötü bir bayan bura demiş. Otel gibi bir yer diye gelin, ben bakamadım. Şeyde, en sonda resimde de var, attım. Otelin üstünde de Rus otel yazıyor. Anahtarla böyle resim atmış. Onu da SS çektik biz. Hayır, şimdi ben şunu anlayamadım. Bu kadın konuşma ve duyma engelli, öyle mi ya? Siz, evet. Hareketle, işaret diliyle konuşuyoruz. Şimdi 38 yaşında, 3 çocuk anne, siz evde otururken terziye gidiyorum diye çıktı. Evet. Gitti sonra. Şimdi size bahsederken İstanbul Aksaray'da bir otelde mi kaldığını söylüyor. Evet, hani Rus otel orada mı acaba diye, hani orada tarif etmiş. Demiş yakın Aksaray demiş. Aksaray olduğunu nereden anladınız? Abim orada bir resim şey yaparken, bizim Sultan ablam hani gelinimizi ararken orada bir ref videoda da şey yaparken, görüntüler ararken orada otelin ismi yazmış galiba. Abim dedi orada yazdığı için muhtemelen dedi buradalar dedi. Dün alışveriş de yapmışlardı zaten orada. Ne alışveriş yapmışlar? Var mı onların da fotoğrafları? Şey, evet, hepsini attık biz. Mont almış, ayakkabı almış, üstündeki mont. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin bu kız kardeşinizden bir adama mı kaçtı diye düşünüyorsunuz? Evet. Siz? O adama mı güvenmiyorsunuz böyle? Evet, güvenmiyoruz. Çünkü hani ilk defa böyle bir şey yaptı zaten. Hiç yapmazdı. Kaç sene oldu bu eşinden ayrılalı. Böyle yapmazdı kızım. Ha, böyle size şeyleri falan atıyor. Alışveriş yaptık. Hızlı hızlı. Alışveriş yaptık işte bu fiyatı falan diye bunları atıyor. Evet. Sonra anladığım kadarıyla kaçtığım kişinin de çok parası var diye, evet, gösteriyor size. Evet, çok parası var diyor. Ya bu kandırılmış olabilir yani. Çünkü hani isteğiyle gidecek biri değildi bu. Bu arkasındaki kişi mi kaçtığı kişi? Evet, kaçtığı kişi. Ha, demiş mi ben onunla gittim diye? Evet, onunla gittim. Tamam, siz de o zaman zaten kadın 38 yaşında, gelin deyin. Ya gelsinler, 38 yaşında kadın yani biriyle de niye gidiyorsa da gitsin. İşte hani acaba gittiği yer kötü mü, iyi mi? Zaten iyiyse diyor annem, hani en azından gelsinler diyor, yüzüğünü falan takalım diyor. İyi bir insansa hani kötü mü acaba, tanımadığımız için annem çok endişe ediyor. Allah vermez, başka birine de verebilir, başka bir yollara da çocuğu düşürebilir. Ben ondan korkum, gelsinler, konuşak, tanışak. Yani size şimdi anlaşamadığınız için dille.
Yani size söylediği, yani bizim kaldığımız otelde bu kötü kadınlar var dediği, kötü derken yani fuhuş falan yapılan bir, evet, yerden mi bahsediyor? Evet, öyle bir yerde diyor. Tamam, şimdi Türkçe de yanağım çok ucu açık yani. Kötü derken ne yani? Dövüyor mu, iyi mi, kötü mü? Bana da anlatın, ben ne bileyim. Lafın başını bilmiyorum ki sonunu anlayayım. Siz de öyle bir otelde kaldığı için bu adamla bu, evet, kıza da satabilir, bir şey yapabilir falan diye düşünüyorsunuz. Evet, korktuğumuz için, o yüzden annem çok endişe ediyor. Acaba iyi birinde mi, kötü birinde mi diye. Ay, bu paraları falan göstermesi de çok anormal. Yani arkadaki adam da kâr kimse, o da gülüyor yani. Hani biz iyiyiz. İyiyiz de size göstermeye çalışıyor değil mi dün bu videoda? Dün en son işte akşam aradığında da anne demiş, kapıyı üstünden kilitliyor demiş, geliyor demiş, korkuyorum demiş. Kapatmış hemen telefonu. Adamdan da korkuyor, evet, o zaman. Allah Allah. Neyse işte bilmiyor. Nerelerde bir adım önce bulunmasını İşte ondan korkuyoruz. Canım, kendi isteğiyle kaçmadığı gibi bir görüntü yok ki, gayet mutlu. Evet. Adam arkada paraları vermiş. Ama tabii çok haklısınız. Çok anormal bir iş. Madem mutluysa, 38 yaşında boşanmış, biriyle de tanışıyorsa gelsinler istesinler. Annem de öyle diyor zaten. Gelsinler istesinler. Hani anlaşamıyoruz da, hani ablama hani anlatıyoruz. Yok, geleceğe sadece yüzük takılacak diyor. Başka bir şey demiyormuş anneme. Ha, yüzük de takılacak diyor, öyle, evet, mi? Evet. Annem de diyor hani en azından iyi birisiyse diyor, gelsin istesin kızım diyor. Nikahını alsın diyor, götürsün diyor yani. Ne diyor siz öyle söyleyince? Biz hani annem konuşmuş, ben hiç görüşmedim. Sıdık ablacığım, sen öyle dedin mi? Hani kızım gel adamlar, hani hangi adamlaysan. Ne diye? Şey, gel dedin mi, yüzük takacağız dedin mi? Dedim. He. Gel dedim kızım dedim, gel dedim yüksük takacaktım. Süs diyor bana, boyuna süs diyor böyle. Süs diyor. Adam herhalde bu öğrende konuşturmuyor. Süs diyor bana böyle, benim ağladığımı gördü adam. Ay yazık ya, gerçekten böyle otururken otururken, bak şimdi olana bak yani, oturuyorlar bunlar böyle, bir bakıyorlar kız terziye gidiyorum diye gidiyor. Şimdi ara dur yani, nerede, hangi otelde, kiminle, yanındaki kim, belki iyi bir insan, belki kötü bir insan. Ya ama öyle bir otelse, gerçekten kızınızın anlattığı gibi bir otelde, bir mekanda kalıyorsa gerçekten çok endişe verici. Evet. İnsanın aklına bin zaten türlü şey gelir. Zaten en son bizim geline anahtar resmi atmış, ondan sonra zaten biz otel kapatmış. Biz ekrana tek şey yaptıktan sonra okuduk. Ondan sonra zaten endişe etmeye başladık biz. Bir seslen kardeşine. Seslen bir kardeşine, bizi izliyorsan güzel anlat yani, beklediğinizi söyle. Söyledim, görüntülü de arıyorum. Adam hepimizi engelletmiş her yerden. Bütün sülaleyi yani, ablamın kızlarını, diğerlerini. Şimdi siz net olarak biliyor musunuz, bu arkadaki kişiyle mi gitmiş? Evet, onu aradığı zaman, görüntülü konuştuğu zaman Sultan ablam bu yanında. Bu da görüşüyormuş yani, adam da ışmar yapıyormuş ama hemen kapatıyorlar telefonu. Adam ne diyormuş peki? Ya bilmiyorum, anlamıyorum dedi yani, konuşmuyor yani. Ha, o da mı sağır değil siz? Yok, hayır, değil. Bilmiyoruz yani, sadece ablamla hareket, ablam ne engelli olduğu için bilmiyor, hareket ediyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz yani biz. Sadece ablamla hareketi konuşuyor, ablam engelli olduğu için. Hani biz onu bilmiyoruz yani, ne olduğu için. Tamam da siz de niye adama demiyorsunuz? Beyefendi adın ne? Sen mi götürdün? E niye götürdün? Gelin buyurun tanışalım demiyor musunuz? Ben konuşmuyorum. Bizim gelin konuşuyormuş. Gelin diyormuş. Kimliğin ne? İsmin ne diyormuş. Hı. Kimlik yok diyormuş. Baba diyormuş. Konuşan kişi, şahıs. Baba diyormuş bizim geline. Sultan abla da eğer bağlamak isterlerse. Ben babasıyım diyor yani. Yok, baba diyormuş. Hayır, baba diyormuş. Yüzük takacağız diyormuş. Babaya geleceğim, yüzük takacağım. Evet. O zaman bu beraber gittiği kişi de mi yani bir engeli var, konuşma engeli ben var? Ben bilmiyorum engel olduğunu. Yahu bilmiyorum işte bu dediğin. Sadece baba, ablam engelli olduğu için ablamla el hareketiyle konuşuyor. Ablam engelli olduğu için biz ablamla el hareketiyle konuştuğumuz için o da ablamla el hareketiyle konuşuyor. Nereden hemen öğrenmiş? Biz hareketle konuşuyorduk kızıma zaten, duymadığı halde. Hareket beni anıyordu. Nasıl tanışmışlar? Ben mekette hiç kalıyordum. Hiç bilmiyoruz. Ya neden bilmiyorsunuz? Çünkü bir telefon açıldığında kavga edene kadar hani bilgiyi öğrenin. Kimlesin kızım? Yanındaki kim? Tamam beyefendi, gitmenize gerek yok. Buyurun gelin. Belki o korktu, size bir şey anlattı ama buyurun. Yok, telefonu size zaten bize vermiyordu hiç. Konuşuyorsunuz işte, bütün paraları göndermiş, şeyleri göndermiş. Kız da size, sizin içiniz rahat etsin diye gönderiyor anladığım kadarıyla bunları. Değil mi? Evet. Ama işte böyle bir şey de görmedim. Paralar maralarla. Bu paraları gösterip ne demiş yengesine? Paraları normalde gösterirken hemen kapatıyormuş. Bizim gelin SS almış. Hayır, ne diyormuş yani? Niye paraları gösteriyor? Param, bizim ya paramız çok diyormuş. Ya yenge niye gelmedi burada? Ha?
Yengem Amasya'daydı. Ablamı bu engelli raporlarını istemişlerdi karakola başvurmak için. Abim oradan onunla birlikte alıp bugün akşam gelecekler. Ya diyormuş ki ben çok paramız yengeyi var. Yengeyi bir bağlasanız arkadaşlar, bari yenge anlatsın, böyle şey yapıyor. O zaten daha detaylı, o zaten biliyor her şeyi. O konuşabilir, beni bağlasınlar. Sen niye konuşmadın bu zamana kadar da, geldin ya buraya gelmeden önce. Ne konuşmadın da anlat yengene ne dedi diye. Alemsiniz ya valla. İnşallah bizi izliyordur. Çocuklar nerede? Çocuklar babasında kalıyor onlar. Niye boşandılar eşiyle? Onlar anlaşamadılardı. Kaynanasıgilden dolayı galiba, tam bilmiyorum ama aralarında bir musibet geçti. Eşi de sıkıntılıydı, içiyordu içi. Normal kahveye falan gidiyordu. Engelli. O da engelliydi. Sultan Birgin telefon attığımızda. Yenge, evet. Sultan Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Hayatım, şimdi sizin kız bu arkadaki adamla mı gitmiş? Evet Müge Hanım, aynen. Öyle söylüyor yani, biz onunla beraber gittik diye. Evet, WhatsApp'tan canlı şeyde görüşüyoruz zaten. Konuşuyoruz sürekli. Tamam, sen demiyor musun? Gelsene kızım, niye gidiyorsun? Müge Hanım, ben gerekeni zaten yapıyorum ve söylüyorum da, abiden diyor biraz çekiniyorum diyor. Abi kesinlikle dedim hiçbir şey demiyor ama gel diyorum, hani nerede olduğunu bilelim, adam kim? Adamın hani iyi mi kötü mü, ona göre diyoruz, hani yüzüğünü takalım, nikahını yapalım diyoruz. Yok diyor, ben şu anda diyor uçakla gittim diyor, çok uzaktayım diyor. Dün 16.44'te Aksaray'da alışveriş yapmışlar kendileri. Bana fişini gösterdi. Kızımız bu arada çok uyanık. Çoğu bilgileri vermiyor, saklıyor kendisi. Peki bu paraları niye sana gösterdi? Adam diyor, uuu diyor, çok zengin diyor. Paraları çok diyor. Altta diyor, otelde diyor, çalışıyor diyor, servis yapıyor diyor. Bana diyor mont aldı, altın alacak diyor, 6 tane bilezik, gerdanlık, küpe. Yani anlattı bana bunlar sürekli. Yerini söylemiyor. Anladım. Beraber gittiğim insan da zengin, otelde çalışıyor. Servis mi yapıyormuş otelde? Evet. Alışveriş kişine baktık Müge Hanım. Adamın adı yabancı. Uzun bir ismi var. Kredi kartından alışveriş yapmış anlaşılan herhalde. Yabancı mı? Yabancı. Şimdi bu da Nurhan gibi şey yapıyor, böyle el işaretiyle falan konuşuyor. Bana öpücük atıyor, kalp yapıyor. Nikah kıyacağım diyor, bunu seviyorum diyor. Gözümün önünde öpüyor, sarılıyor. Ayaklarına masaj falan yapıyor. Dün akşam ben Nurhan'la görüştüm. Nurhan dedi ki yan tarafta dedi kadınlar açık dedi. Çekik gözlü kadınlar var dedi, parayla dedi. Söyleyemiyorum orayı, çok özür dilerim. Yani bir anda abisiyle biz de meraka düştük. Aklımıza kötü şeyler geldi. Ne adamın adı, uzun dediğin adı ne? Söylemiyor. Kimlik gösteriyorum. Bak benim adım Sultan diyorum. Senin adın ne diyorum el işaretiyle. Nikah diyor. Ondan sonra diyor kimlik diyor. Kimliğini yani gitti, göstermiyor. Gittiği kişi Türk değil mi? Efendim? Yani bu için beraber kaçtığı kişi Türk değil, öyle mi? Değil Müge Hanım. Sadece yabancı yazıyor. 799 kuruşa alışveriş yapmış. Oradan ismini nerede gördünüz? Altta fişte yazıyor. Bu kredi kartıyla alışveriş yapılmış. Bakayım hangi kredi kartıyla. Hadi bakalım. Tamam, ismini bir söyle bakayım. Hayatım sizdeki atın bana bakayım alışveriş fişinin üzerindeki şeyi, kızlar. Orada isim yazıyordur alışveriş fişinin üstünde kredi kartıyla alışveriş. Neymiş ismini? Bakayım nereli? Şimdi benden söyleyince izleyicilerimiz bile. Fişin üstünde isim yazıyor diyor. Nerede var burada? Nerede siz buldunuz burada isim ya? Başka fiş var mı? Bu fişin üzerinde isim yok yavrum. Var Müge Hanım, en altta. En altta? En altta. Evet, nokta yazıyor. Nokta yabancı yazıyor. Ha, isim yazmıyor, sadece baş harfleri yazıyor. Evet, evet. Tamam, isim yazmıyor, baş harfler var. MK yabancı. Hiç de fişin altına da bakmamışım. Yabancı yani. Yabancı yazıyor soy ismi. Yabancı diye yazar mı öyle? Ben ilk defa dikkat ettim böyle bir şeye. Yok, en altta yazıyor tamam, zaten. Yabancı diye bir şey yazıyor da ben de adamı da Türkiye'ye de benzettim yani. Nereli ben bilemedim. Valla bilmiyorum da biz Suriyeli Rus tarafına benzettik.
Nereden bulmuş peki bu kız bu adamı? Vallahi ben de bilmiyorum Müge Hanım. Biz de anlamadık. Anlatmadı mı yani, sordun mu? Yok, bana anlatmadı. Sadece kaçtığı zaman gösterdi. Uçak resmi attı. Tek taç yüzük resmi attı. Uçak resmi attı işte. Onları gelin damat attı. Dedim Ayhan kesin bu evlenmeye gidiyor. Bu başkasıyla gidiyor. Yok ya dedi, benim bacım yapmaz öyle bir şey dedi. Aklı yerinde değil mi fazla bu Nurhan'ın? Aklı yerinde değil herhalde. Yok, aklı yerinde, normal, çok akıllı. Hatta Sultan ablam da... Aklı yerinde olsa fuhuş yapılan otelde adını bilmediğini size söylemedi adamla niye kalsın aklı yerinde? Yani kadının aslında size anlattığı kısaca ve sizin de endişelendiğiniz nokta... Evet. Fuhuş yapılan bir otelde bilmediğiniz bir adamla kalıyor. Evet, Sultan ablam aslında kısacası aynısı. Bu yani. Sizin de evet. Buraya getiren, endişelendiren konu bu değil evet, mi? Evet, bu. Tamam işte. Bir hanımefendi telefonu attığımızda. Heh. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Beyefendiyi bulduk galiba kim olduğunu. Buyurun. Müge abla, kendisi benim dayım oluyor. Heh. Ama hani nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Adı ne? Abdülmenaf. Kendisi Abdülmenaf, evet. Abdülmenap, öyle mi? Evet, evet. Nasıl yazılıyor? Abdülmenap mı? Evet, evet. Aynı o şekilde. Soyadı ne? Er Yılmaz. Abdülmenap Er Yılmaz. Evet. Anladım. Sizin dayınız da mı işitme engelli? Evet, o da kendisi de işitme engelli. Sağır dilsiz yani. Anladım. Aynen. O yüzden anlaşamıyorsunuz. Evet. O yüzden anlaşamıyorsunuz. Tamam. Evet. Evli mi, bekar mı? Kendisi şu an bekar. O iki evlilik yaptı. O da ayrıldı. Şu an herhalde bu hanımefendiyle birlikte kaçmış diye biliyoruz. Bir de yani şu an haberi gördük de şok olduk biz de. İyi oldu aradınız. Nasıl ulaşabiliriz kendilerine? Bak aile de endişeli yani, iyi insanlarsa evlensinler diyorlar zaten. Kötü bir şey demiyorlar ki. Ya zaten biz de kendisine sürekli söylüyoruz. Bak hani eğer ki öyle bir şey varsa isteyelim, ne gerekiyorsa biz de yapalım senin için. Bir anda şu an biz haberi gördük de Ulaşabilir misiniz kendisine? Aramaya çalışacağız. Ulaşırsak muhakkak size dönüş yapacağız. Çünkü biz de böyle bir şey olsun istemiyoruz. Hani dayımın kendisine ait bir evi yok. Hani para gösteriyor. Kimin paraları olduklarını da bilmiyoruz. Kız yalan söylüyor. Yani kadın mı artık yalan söylüyor? Bilemem, ya da dayım yalan söylüyor. Ha yani böyle 6 tane bilezik alacağım, gerdanlık alacağım. Hayır, hayır, öyle bir durumu yok Müge abla. Öyle bir durumu yok dayımın. Evi bile yok diyorsun yani. Evet. Çalışıyor mu peki? Evet, çalışıyor ama bu kadar yüklü bir para olduğunu... Nerede? Kesinlikle yani yok. Nerede çalışıyor? Kahvede çalışıyor diye biliyorum ben. Kahvede garsonluk mu yapıyor? Çay dağıtıyor. Çay dağıtıyor. Evet. Hangi kahvede? Bilmiyorum Müge abla. İstanbul'da mı yani? İstanbul'da. İstanbul'da. Tamam, altına bir yazalım. Abdülmenap neydi? Er Yılmaz. Er Yılmaz. Tamam, Abdülmenap Er Yılmaz. O zaman tanıyanlardan haber bekleyelim. Tamam bak, buluruz işte. Evet. Ya hayatım sen de bir arasana. Şimdi tabii biz buradan telefonla da arasak konuşamayacağız. Bulalım da getirelim, bir annesi babası konuşsun. Onlar da kötü bir şey demiyorlar evet. Ki nerede bizim çocuğumuz diyorlar. Tamam, biz de ulaşmaya çalışacağız. Ben de arayacağım kendisini. Hadi ara tatlım, biz senden haber bekleyelim. Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Çok sağ ol. Bak o da işitme engelliymiş. Onu soruyorum işte, yabancı diye düşündünüz. Demek ki onun da işitme engeli var. Doğru sorular sormak lazım ki onlar da belkiler korktular ama bak öyle gerdanlık merdanlık alacak parası da yok diyor. Şey, gelinle konuşurken Sultan ablayla kendisi konuşmuş zaten. Kendisi demiş zaten. İşte diyor ya, kandırıyor evet. Demek ki diyor. Yok öyle bir parası, kahvede çay dağıtıyor diyor. Kendi evi bile yok diyor. O yüzden demek ki otelde kalıyorlar. Ama kaldıkları otelde rahatsızlık veriyor. O yüzden de belki adam üstüne de kilitliyor. Zaten muhtemelen iyi niyetli olabilir yani. Ama çok parası olmadığı için belki öyle bir oteli tercih etmiştir. Ucuz diye tercih etmiş olabilir. Dur şimdi olabilir. Buluruz biz onun isminden. Otelde nerede kalıyorlar? Otel kayıtlarından da bulunur aslında. Siz kayıt başvurusunda bulundunuz. Evet. Kimliksiz mi girdiler otele yani? Otelde kimliksiz alınması da suç.